Arkadaşlar karar veremiyorum, kafayı yiyeceğim. Altay Bayındır mı, Fernando Muslera mı? Birisi diyor ki Fernando Muslera tamam daha iyi. Hani Süper Lig'de daha çok başarı yaptı. Ama bir dönem boyunca zaten Muslera'yı kullandın, Altay'ı kullan diyor. Zaten Galatasaraylıların hepsi Muslera diyor. Fenerbahçelilerin hepsi Altay diyor. Aslında bizim bu soruyu Beşiktaşlı ve Trabzonlu kardeşlerimize sormamız lazım. Yani gerçekten artık kararsız kaldım. Artık gerçekten bilemiyorum. Ne yapacağımı bilemedim. O yüzden şöyle bir karar aldım. Hemen bir kadromuza geçelim. Bu arada videoya başlamadan önce arkadaşlar herkesten bir like bekliyorum. Yeniyseniz de kanala abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün Sörloth ve Burak Yılmaz'ın kapışması var. Ona özel de bir video çekiyoruz. Maç yapacağım bu arada. Maçta hangisi daha çok gol atarsa ona göre bir skor tahmini yapacağız. Yani videoyu baştan sona izleyin, çok güzel olacak. Ve bugün Beşiktaş'ın maçı olduğu için, bu videonun yayınlanacağı gün Beşiktaş'ın maçı olduğu için de Beşiktaş'ta birçok istediğiniz transfer vardı. Kesinlikle almamı istediğiniz, onu alacağım. Kalede de bu videoluk Muslera olacak ama şöyle bir karar aldım. Çok önemli bir karar aldım arkadaşlar. Şimdi cumartesi günü biliyorsunuz Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Şimdi bu maçta kim kazanırsa o kaleci kalede olacak. Çünkü gerçekten arkadaşlar yorumlara sayamıyorum artık. O kadar çok Altay, o kadar çok Muslera diyen var ki gerçekten kafayı yiyeceğim. Yani artık gerçekten yorumları sayamıyorum. O yüzden bu şekilde yapacağım. Sizler için şimdi Muslera'yı alacağım. Transfer olarak Muslera'yı yapacağım. Bu arada Beşiktaş derbisine özel bir de yükseltme yapacağım. Yani videoyu zaten bomba bir like patlaması bekliyorum. Yeniyseniz de abone olun, bildirimleri açın ki hiçbir detayı, hiçbir videoyu kesinlikle kaçırmayın. Süper Güç'te bu dönem, bu sefer bütün oyuncuları 90 eğitim yapana kadar ilerlemeye çalışacağım. Bu sefer yapabileceğiz arkadaşlar. Oyun yavaş yavaş kolaylaşmaya başlıyor zaten. Halledeceğiz her şeyi, merak etmeyin. Tots'a geldiği zaman zaten Süper Lig Tots'tan mükemmel ilerleriz. Şimdi abi boyda alacağımı söylemiştim. Hemen bir boyda alalım. Şu 85 yapalım. Buraya da Boyd yazalım. Boyd. Evet. Boyd'u yazdık. Aramayı yaptık. Bakalım. Evet. Tyler Boyd'un sol orta saha kartı sonunda gelecek. Artık bu adam yani takıma gelsin. Daha önceden gelmiş miydi bilmiyorum. Bu arada bu adam Beşiktaş'ta ilk 11 çıkıyor mu? Onu bile hatırlamıyorum abi. Ben bu adamla ilgili neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Yani gerçekten hafıza kaybı yaşıyorum galiba. Anlamadım. 475 bin yazdım. Abi adam 100 bine bile varmış ya. Adam 100 bine bile varmış. Hemen şöyle 100 bin yazalım arkadaşlar ve Boyd'u alalım. Yani gerçekten abi dünden beri 2-3 günden beri düşünüyorum, ne yapsam diye düşünüyorum. Altay'ı niye çıkardın diyeceksiniz, çıkartırsam. Kalırsa niye kaldı diyorsunuz. Yani iki kaleci bir anda kullanılabilse keşke ama olmuyor. Vallahi olmuyor ya. Muslera tabii 100.000 coin'se nereden bulacağız Muslera'yı? Hemen abi şu fiyatı sıfırlayalım. Çünkü Muslera'yı 100.000 coin'se bulmamız imkansız. 83 ratinglik Muslera birazcık fazla pahalıymış ama yani gerçekten arkadaşlar almasak mı? Bir dakika şöyle, bu arada nasıl almasak mı dedim öyle ya. Yemin ediyorum bilmiyorum. Hadi 700 bin yazalım bakalım. Of, abi vallahi billahi nasıl olacak bu iş şimdi ya? Ulan Muslera bizi bitirdin yemin ediyorum ha. Bir şey diyeceğim abi, Muslera'yı almasak olmuyor mu? Allah kahretmesin, inşallah Fenerbahçe kazanır demek durumunda kalacağım çünkü. Abi 1 milyon 173 bin coins nedir? Boşu boşuna gitmiş oldu. Yani boşu boşuna gitmiş oldu derken daha önceden zaten 90 rating yaptığımız bir Muslera vardı. Şimdi böyle bir duruma düştük. Kadrodaki kalecilere bakın. Altay Bayındır, Buffon, Muslera. Muslera'ya koydum tamam bu videoya. Şu anda koydum ama abi çok istendi diye koydum ama gerçekten bilemiyorum. Hala kararsızım. Yani onu da söyleyeyim. Şimdi Tyler Boyd'u buraya koyduğuma göre kadro bu arada 99 gene düştü ama yükseltmeleri falan halledeceğiz. Tyler Boyd'u da bu videoluk aldım ama bu videoluk olmayan bir şey var. O da Burak Yılmaz bu videoda 87 rating oldu abi. 87 rating oldu. Yarınki videoda abi Fenerbahçe Galatasaray derbisine özel bir video olacak. Ve eğer 4000 beğeni gelirse direkt abi söylüyorum. Direkt 4000 beğeni diyorum size. Yarınki video için abi efsane şeyler yapacağız. Yani hiç tahmin edemeyeceğiniz mükemmel şeyler yapacağım o derbiyle ilgili ama beğeni bekliyorum sizden sadece. O yüzden beğenilerinizi atmayı unutmayın. Abi gerçekten saçma bir durum oluştu şu anda. Burak Yılmaz vs Sörloth yapıyoruz hemen ama Boyd'u yükseltirsem Adem Büyük'ü bir daha geri alamam. Zaten kaleye Muslera'ya koyduğum için Galatasaray fanları artık bana şu anda bir şey demez ama geçen bölümde de Adem Büyük çok iyiydi. Vallahi ne yapacağımı bilemiyorum artık ya. Yemin ediyorum bilemiyorum. Kim kızar, kim kızmaz? Gerçekten bilemiyorum. Bir coinse Boyd'u 86 yapabiliyorum ama bir videoluk olmamış olur. Bu durumda hep Boyd kalacak. O zaman bu durumda hep Boyd kalsın ulan. Vallahi bastım 86 rating. Eğer kaleye de Muslera geçmezse Galatasaraylı başka bir oyuncu kadroda kalacak. Yani şu durumda şu anda kaç tane Fenerbahçeli var ona bakıyorum. 2 tane Fenerbahçeli kaldı. 2 tane Galatasaraylı var. 4 tane Beşiktaşlı var. Beşiktaş'ın bugün derbi maçı olduğu için birazcık Beşiktaşlı oyuncuları abarttık. Yarın hangi derbi maçı varsa o oyuncuları abartırız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte, bu arada Trabzonlu kardeşlerim sıkılmasın. Zaten Trabzon'un en önemli oyuncusu burada. Neredeyse tek gerçeği Trabzon'un burada. Şimdi Vişka yerine de Abdülkadir Ömür'ü koyarım ama yükseltmem gerekir. Yükselttiğim zaman da boşa gidecek boostlar. O yüzden şu anlık duruyorum arkadaşlar.
Fişka'yı Abdülkadir Ömür gibi düşünebilirsiniz. Haydi bakalım arkadaşlar. O zaman bir Abdülkadir Ömür'ü de alsak mı ya? Abi tamam. Maça özel alıyorum lan. Abdülkadir Ömür'ü de alıyorum. Geri de döndü adam. Ama Sartı Saysa kartı alacağım. Vallahi öbür türlü almam. Ama boost nasıl yapacağız? Vallahi uğraştıracaksınız beni abi yine. Yemin ediyorum uğraştıracaksınız. Yorumları böyle aklımdan okudum ve düşündüm. Kesin küfür edeceksiniz. O yüzden almam gerekiyor abi. Hemen fiyatı 5000 yapalım. En azından fiyatı ucuz ama yani nasıl yapacağız ki? Abi zaten bu videoluk alıyorum. 80'le yükseltsem yeter. Bu videoluk alıyorum derken yani sadece bu videoluk değil. Belki Abdülkadir Ömür maçta iyi oynarsa kesin kalacak bu arada. Eğer gol atarsa zaten direkt Abdülkadir Ömür kadroda kalacak. Onu da söyleyeyim. Abdülkadir Ömür'ü buraya koyacağım şimdi ancak orta saha boostumuz olmadığı için abi şimdi sadece Vişka var. Vişka da 83 yapıyor ama hani Vişka'yı yükseltmem boşa gitmiş olacak. Tamamen boşa gitmiş olacak. 84'ten 85'i yükseltirken yaptığım şeyler boşa gidecek. Ve Vişka'nın da değeri de yüksek. O yüzden şu anlık Vişka'yı ellemeyeceğim. Ve arkadaşlar hemen 80'lik orta saha oyuncuları almaya başlayalım. Abi bir videoda da yani zarara uğramadan çıksak ben şaşacağım kalacağım. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Pozisyonu hemen orta saha yapıyorum. Fiyatı da 60.000 yapıyorum abi artık kimler çıkarsa yani vallahi bilemeyeceğim artık. 60.000'e kaç tane adam çıkarsa 80 yapsak yetiyor zaten. 58.000'e var 48.000 gel. Gel 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 hemen gel Oscar. Oğlum yapma bana bunu. Sen gel abi lütfen gel ya. Oh Nainggolan geldi güzel oldu. Bu gelmez 45.000 ne abi bu kadar da ucuz olma. Bu da 46.000 ama deneyeceğim. Abi 2 tane alsak yeter mi bu arada? 80'e yükseltmek sanırım kolaydı. Neyse ben alabildiğim kadar alayım abi yükseltirim işte. Evet bunu bile alabildiğimize göre Tyson'u da alırım ama hadi bunu da alıyorum tamam. Abdülkadir Ömür'e de basacağız abi o zaman yapacak bir şey yok. Nasıl olsa daha sonra kullanabiliyoruz boost'u abi. Çıkarsak bile kullanırız. Vallahi billahi abi yani sizden ben çok like istiyorum. Çok like gelmiyor ama ben çok yükseltme yapıyorum yani bilmiyorum. Biraz daha seriye destek verirseniz sevineceğim. 99 rating şu an kadro ve Vişka hariç herkesi basacağım sanırım. 83 oluyor. Oğlum 84'e kadar yükseltmiş olduk ya. Vallahi garibim ha. Yemin ediyorum. Mehmet Ekici'yi de basalım hadi. Bunlar zaten ucuzdu arkadaşlar. Baktım ben değerlerine. Bunlardan bir şey olmuyor. Bunlara bakalım. Vallahi billahi 84 rating yapıyorum. 588 bin coins verip ya. Yemin ediyorum ben kafayı yemişim abi. Yemin ediyorum kafayı yemişim. Bilmiyorum yani. Kafayı yemişim abi. Duramıyorum. Duramıyorum yapıyorum yükseltiyorum abi durup durup oyuncu yükseltiyorum yani yeni oyuncular koyup yükseltiyorum durmadan yani bilemiyorum artık. Hemen Division Rivals'a girelim bakalım Sörloth mu daha çok gol atacak yoksa yani sağ tarafta Sörloth Abdülkadir Ömür ikilisi var sol tarafta Boyd ve Burak Yılmaz ikilisi var. Ne olacak hiç bilmiyorum coins'i su gibi harcadık bakalım daha sonralarda başımıza neler gelecek abi benim bir yerden acilen coins kasmam lazım. Bir snipe taktiği bulup. Coins kasma hilesi bulmam lazım. Yani gerçekten bunu bulmam lazım. Bunu bulmam için bana dua ederseniz sevinirim. Çünkü eğer dua ederseniz ben bulurum arkadaşlar. Merak etmeyin. Kaleyi de Muster'e koyduk bu videoluk. Hadi bakalım. Diğer videoda ama işte yarınki videoda da Altay'ı koyarız abi. Bari video değişsin maça kadar. Maçtan sonra maçı izledikten sonra da kararımızı, son kararımızı veririz. Evet şimdi Burak'la Dark Angels karşılaşması. Keşke abi hesabı aldığım zaman o hesabın adını değiştirebilsem ama maalesef böyle bir şey mümkün değil. Bir kere vardı sanırım bir kere değiştirme hakkı ama şu an yok. Sörloth 1 aldı. Sörloth 1 oldu abi. Burak Yılmaz bu arada bir rating Sörloth'a göre daha düşük ama bu da çok fazla bir şey etkileyeceğini sanmıyorum. Emre Akbaba vuracağım abi çünkü başka bir şansım yoktu. Normalde Burak Yılmaz'a atmaya çalışırdım güzel bir pozisyonda olsaydı ama değil. Tyler Boyd veremedi pasını abi çabuk. Bu arada buna göre karar vermek biraz saçma olacak. Sadece ben şansıma göre karar vereceğim. Çünkü Sörloth'a daha çok fırsat geldi diye belki Sörloth daha çok gol atacak. Ama aslında Burak Yılmaz daha iyi olabilir yani bunu bilemeyiz. Sörloth hadi abi. Bu arada ben bu maçı yenemem ki zaten. Yenmek için oynamıyorum şu anda. Hadi şurada Sörloth varken Sörloth'a atalım. Burak da daha da arkadaymış abi. Zaten gelmedi. Hadi bir de Burak'a da fırsat gelsin abi. Evet Burak Yılmaz'a da fırsat geldi. Sörloth'a pas atıp gol atabilirdim ama Burak... Abi vallahi Sörloth'un gol atmak kaderinde varmış. Yemin ediyorum bu kadar da olmaz. Burak al topu. Hadi bir oğlum alamadı. Sörloth'un 2 golü oldu bu arada. Burak Yılmaz'ın 1 golü var. Hadi abi çabuk. Bakalım ne olacak. Evet Sörloth. Verdi pasını Burak Yılmaz. Burak Yılmaz harika bir gol. O nasıl goldü öyle? Aman Allah'ım. Vallahi aman Allah'ım ya. Gerçekten şaşırdım ha. Nasıl gol attı öyle ya? Burak Yılmaz hadi. Ah be oğlum. Yok abi kaderinde yani. Bu kader abi. Ben bu işi zaten kadere bırakmıştım. Buna göre karar vermek birazcık şansa karar vermek gibi bir şey. Ve abi demek ki Trabzonspor maçı kazanacak. Yani bu öyle demek oluyor. 2-1 Trabzon maçı kazanacak. Ya da 4-2. Ya da belki 1-0.
Sörloth'un 2 golü var. Burak Yılmaz'ın 1 golü var. Yani öyle düşünebilirsiniz abi. Yetkimiz de düşürülmüş. Sağ ol be. Abi düşür yetkimizi. Sıkıntı yok. Yani buna da üzülecek değiliz. 107 gen adamlarla oynuyoruz. Yani 105-104 gen adamlarla oynuyoruz. Her neyse arkadaşlar. O zaman kadroyu bu şekilde kurduk. Acayip yükseltmeler falan da yaptım. Ne yaptım bilmiyorum. Yani ben artık ne yaptığımı bilmiyorum. Bugün Burak Yılmaz vs. Sörloth'tu. Kim kazanacağını tahmin ettik. Bu arada skor tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, sizi gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın gerçekten, yani bunu gerçekten unutmayın, sizi sevdiğimi. Şuradan kanala abone olup butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak da efsane ötesi mükemmel bir videoya girebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sizi gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın yine unutmamanız gerektiğini söylüyorum. Ve arkadaşlar bye bye.